Şöyle sürüyoruz. Elinizle de sürebilirsiniz. Fırçaya sürmek zorunda değilsiniz benim gibi. Az ben de normal elimle sürüyorum da işte şimdi. Böyle yapmak canım istedi. Şimdi ben onu elimle yedireceğim zaten. Dediğim gibi tüylenmeyi de azaltıyor. İsterseniz şu bıyıklarınızın kenarlarına sürebilirsiniz. Lazer epilasyonla falan halletmediyseniz. Ben 10 yıldan fazla bir zaman önce hallettiğim için o işleri. Şöyle güzelce sürüyoruz. Göz çevremizi sürmüyoruz demiştik. Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir maske tarifi vereceğim arkadaşlar. İki malzemeli ve çok kolay bir maske tarifi. Esmerler için, cildinin rengini biraz olsun açmak isteyenler için cilt beyazlatan çok güzel bir maske bu arkadaşlar. Yağlı ciltlilere tavsiye ediyorum bu maskeyi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve hassas ciltliler bu maskeyi yapamazlar. Onu da video başlarken söyleyeyim ki sonra videonun en sonuna kadar gelip "Aa ben hassas ciltliyim, boşuna mı seyrettim?" olmasın, kimsenin hakkını almayayım arkadaşlar. Hemen ilk malzememizle başlıyoruz arkadaşlar. İlk malzememiz yoğurt. Bir tatlı kaşığı yoğurt maskemiz için yeterli arkadaşlar. Şöyle hemen tabağımı alıyorum. Biraz eziyorum. Yoğurt ölüleri, hücreleri çözen laktik asit içeriyor arkadaşlar. Soyucu etki sayesinde cildi doğal bir ışıltı katmaya değil, aynı zamanda sivilcelerin önlenmesinde yardımcı oluyor. Lekeleri ve kırışıklıkların görünümünü azaltıyor ve en etkili nemlendiricilerden biri arkadaşlar. Bu maskemizde de beyazlamamızı sağlayacak. Şimdi geliyorum, hemen hızlıca yapıyorum. İkinci malzememiz arkadaşlar. İkinci malzememiz de karbonat. Zaten hassas ciltlilerin kullanamama sebebi karbonattan geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hassas ciltliler karbonatı kullanamıyorlar. Hemen karbonatı da ekliyorum. Şu kadar, bir çay kaşığı karbonat ekliyorum arkadaşlar. Biraz şimdi ikisini karıştıracağım. Asitli bir maddeyle birleştiğinde içindeki karbondioksit açığa çıkarıyor arkadaşlar. Karbonat. Ama şu anda asitli bir maddeyle birleştirmedik onu. Portakal suyuyla da birleştirebileceğiz. O maskeyi de size yapacağım ama şu an beyazlamamız için bunu yapıyoruz. Daha sonra portakal suyuyla da güzel bir tane karbonat maskesi yapacağız. O da cildimizi temizleyecek ve yumuşatacak olan maske. Şimdi bunu yapalım. Dediğim gibi cilde çok katkısı var. Suyla birleştiğinde kendinden bir oksijen kaynağı meydana getiriyor arkadaşlar. Ciltlerine, yara izlerine çok faydalı. Cildi aydınlatıyor ve cilt tonunu eşitliyor. Akne ve sivilcelere de iyi geliyor arkadaşlar. Yüzdeki tüyleri de yok ediyor. Aynı zamanda. Koltuk altınızda da aslında karbonatla olabilirsiniz. Kararmalara da çok iyi geliyor. Karbonat da tek başına koltuk altlarınızı kullanabilirsiniz. Evet, duş jelinin içine de karıştırabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim, unutmayayım. Duş jelinizin içine biraz karbonat eklerseniz bir yemek kaşığı kadar yeterlidir dolu bir duş jelinin içinde. Çok güzel bir şekilde hem peeling yapar hem tüylenmeyi azaltır. Çatlak ve sürükleri de çok iyi geliyor. Şöyle sürüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hassas ciltliler kullanmıyor. Sürüyoruz. Yüzümüze. Nefes nefese kaldım bu arada. Biliyorsunuz doğumuma 2 hafta kaldı ve artık nefes almakta zorlanıyorum. Konuşmakta da zorlanıyorum. Allah kusura bakmayın ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık. Şöyle uyguluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakika yeterli. İçerisinde karbonat olduğu için çok fazla bekletmeyin. Diğer maskelerimiz gibi 20-30 dakika bekletmiyoruz. 15 dakikayı sakın geçmeyin. 10 dakikada olur. 15 dakikada olur. Haftada bir kez yeterli arkadaşlar. Cildiniz çok hassas değilse kullanabilirsiniz. 2 defa da kullanabilirsiniz o zaman. Daha sonra ılık suyla güzelce duruluyoruz arkadaşlar cildimizi. Dediğim gibi hem yumuşatacak hem beyazlatacak. Renk tonunu gerçekten açıyor cildinizin. Ama dediğim gibi bir müddet kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi haftada 2 defa da yapabilirsiniz. Ama daha fazla yapmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ben yine nefes nefese kaldım her zamanki gibi.
Ben gideyim. Biraz bebeğimle ilgileneyim. Siz de maskenizi yapın. Sonuçları da bana yazın arkadaşlar. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.